Evet, İstiklal Caddesi defaktodan devam ediyorum. 350 TL'ye böyle bir model yapmışlar. Bunlar birbirine dikili mi bakayım? Yok, ayrıymış. 350 TL içindekiymiş. Üzerindeki 150 TL'ymiş tişört. Üzerine giydirmişler. Evet, 350 TL olan bu arkadaşlar. Tişört 150. Bu gömlek. Güzelmiş ama. Toplu kumaşı var, pamuklu. Beğendim bu gömleği. Şöyle mor pantolon var. Kombin yapabileceğiniz. Kargo cepli. Fiyatı da söylüyorum. Kaç? 250 TL. Niye etmemiyor acaba? 250 TL. Şöyle bir vuralım. Evet, bu hani hafif hemen aşınabilir dediğim kumaşlardan var ya, onlardan biri de var. Demek ki moda bu kumaş. Burada da kullanmışlar. Fiyatı da 800 TL. Bir anda çok kalabalık oldu burası. Ay ay. Çok gürültü oldu. Şöyle bakayım. Şuraya asayım şunu. Asabilirsem. Çılık çılığa geziyorum. 350 TL. Süni de bakın, böyle bir gömlek. Güzelmiş bu. Beğendim. 350 TL. Şunu şuraya asayım bari. Oraya asamayacağım şu anda. Evet, şu mağaza içeği cansı mankenleri de çekeyim size. Morlar, siyahlar, beyazlar birlikte kombin yapılmış. Bakın böyle ceketler de var. Ceket ne kadarmış? Ceket 400 TL diyor. İyi vallahi 400 TL. Bakalım. Şöyle bir şey. Motorcu ceketlerine benziyor biker. Biker mont. Güzel vallahi. Altına siyah sönidir taytlarla. Fiyatı da bir şöyle de kınavı bakayım. Net diyor ama. 400 TL. 400 suni deri bulamazsınız 400 TL'ye. Her yerde 500'den aşağı 1000 TL falan. Şöyle şeyler var. Şu Mickey Mouse'lu bu. Aa yo, bu Miro'nun resimlerine benziyor. Bakın ne kadarmış. Sanatsal. Yani 250 TL. Bakın şöyle göstereyim size de. Kocaman oversize. Salaş salaş takılmalık bir model. Böyle bir şey yazıyor. Uygulamayı indir, fırsatı yakala. İndirim fırsatı mı acaba, bilemedim. Böyle 400 TL'ye bir pantolon var. Siyah. Anlas. Flare yazanlardan sanırım. Flare. İspanyol gibi böyle dize kadar daralıyor. Sonra genişliyor tekrar. Evet, böyle mor bir crop var. Gençler sever. 200 TL diyor. Göbeği açıkta bırakan kısacık crop model. Şu neymiş? Saten gibi bir alt. Bunları da seviyorlar böyle. Dansçılar falan daha çok sever böyle şeyleri. Kargo cepli, saten bir pantolon. Fiyatı da neymiş? 300 TL. Böyle bir kapüşonlu var. Aa bu şey, aa bir dakika, Nur resmi miydi biraz önceki? Bu bir ressamın adı. 300 TL. Böyle grafiti tarzı, evet. İnternetten yazıp adına bakın. Böyle grafiti tarzı resimler yapıyor kendisi böyle. Melez, şey, siyahla beyaz ten arası bir şey, teni var ve çılgın bir insan. Yaptığı resimlerin üzerine falan bir şeyler yapıyor. Söylemeyeyim şimdi. Biraz marjinal bir tip. Şöyle şallar var bakın. 129 TL'ye, 150 TL'ye. Bunlar Eminönü'nde de 150 TL'ydi bu arada. Mağazada da 150. Bu 80, bu iyiymiş. Bayağı tatlı bir kumaş. Tweet gibi yapmışlar dokumuz. Şöyle incili var. Annelere annelere hediye etmelik. Anneanne babaanne. 150 TL ediyor. Bunda da 150 TL ediyor. Böyle bir mont var 500 TL'ye. Böyle bir mont var. Bunun fiyatına bakalım. Kapışanlı. Bunun fiyatı görünmüyor. Göremedik. 1000 TL'ye böyle bir şey var. Bu güzelmiş. Yağmur geçirmeyecek gibi görünüyor. Kumaş bayağı iyi. Şöyle şeyler var. İçimlik falan. Bu ne kadarmış? 800 TL diyor. Buna bakmıştık, 250 idi. Şöyle bakıt şapkalardan var. Kova şapka. 100 TL diyor. Böyle miflonlu olanlardan var. 130 TL. Şöyle kasket tipi var zincirli. Bu da 100 TL'ymiş. Yine böyle kasket tipi var, kordonlu. Bunun fiyatı da bakın, elimde kaldı şapka. Ah, 150 TL. Evet, bunu böyle asalım bile. Şöyle bir kep var. Guard Fighter.
Biz kavgacıyız yani, kavga ederiz diyor. 100 TL fiyatı, ressam bere var 100 TL yeşil. Burada valizler var 900 TL diyor, 1200 TL bu boyu, 1200'de böylesi var. Bu da herhalde aynı fiyattır. Şu turuncu olanda da 1000 TL diyor. Şu küçükler kabin boyu gibi, öbürü ortalama. 400 TL'ye böyle bot var. Ne kadarmış? Bu da 400 TL diyor. Bakın böyle. İçi de birazcık suni kökülsün. Suni köklü. Şunlar bakın moda olmaya başladı. Bunu pazarda da geçenlerde çekmiştim. Burada fiyatı ne kadar acaba? Orada ne kadar demişti? 300 falan mıydı? Burada ne kadar merak ettim şu anda. Göremiyorum hala. Fit numarası varmış bu arada. Bu kırmış. Fiyat etiketleri nerede ki bunların? Şurada mı? Yok değil. Hala, hala göremedim. Bu kadar zor olmamalı bence fiyatlarını yazdırır. Altında da yazmıyor. Ve çok merak ettim. Şurada. 400 TL diyor. O zaman şey daha mantıklı. Diğer yerden. 80 TL'ye böyle incili var. 79'a böyle. 80. Böyle bir kedili var. Animal Planet yazıyor. 80 TL. 40 TL'ye böyle bir şey var. Ama çok sertmiş bunun dokusu. Böyle bir gri bir bere var. Kaç? 60 TL diyor. Burada pembe 60. Bu... Tatlım bağlı şeyli, karatı karatılı, 80 TL diyor. Şimdi black yazıyor. 80 TL diyor. Şu güzelmiş, 60 TL. Rengi güzel de kumaş sert yine. 500 TL'ye böyle bir, biraz önce baktık galiba buna. Bot var. Aa bu çok güzelmiş, 150 TL diyor. Bakayım bu benim şeyle uyacak mı rengi? Pantolonuma çizmemle rengi uyacak mı? Şuradan bakalım hemen. Düşüyordum ya, burası çıkıyormuş. Yani uydu aslında ama şu andaki kıyafetimle de nasıl uyuyor bakar mısın? Bu LC Work 2'de ne kadardı? Sanki 170 falan mı bir şeydi? 175 miydi? 150 lira dedi. Alabilir ama biraz daha indirime girse alırım. Şöyle siyah. Ben de buna benzer bir şey var. Panty'den almıştım indirimde. Black Friday indiriminden almıştım. Bayağı uygun almıştım. Yani 50 liraya 60 liraya falan gelmişti. Şu anda 150 lira bu. Şöyle eldiven fiyatlarını göstereyim size. 50 lira diyor genelde. Hepsini tek tek göstermeye gerek yok. Böyle değişik bir şey var. Üçü bir arada diyor. Bu ne kadarmış? 100 TL. Üçüncüsü ne ki? Anlamadım ben üçü bir arada. Ha, şurada var şöyle. Öyle bir şey. Neyse beğenmedim. Şuradan montaya devam edelim. Burada erkek de varmış bakın. Çocuk da varmış. Erkek rolüne bakmayacağım. Bugün erkek videolarını pek izlemiyorsunuz. Beğeni sayıları az. Beğenirseniz belki şunu düşünebilirim. Erkek rolünleri görmek isteyenler. Kanalımın dörtte biri izleyicisi yani %25'i erkek izleyicilerden oluşuyor. Eğer görmek istiyorsanız defakto erkek rolünde neler var yorumlara yazabilirsiniz. 600 TL ama erkekler daha çok uygun fiyatlı pazar ürünlerini görmek istiyor anladığım kadarıyla. Bana gelen yorumlardan bunu anlıyorum. 600 TL'ye böyle bir yorum var. Şu ilginçmiş bakın. Things never stay the same. Her şey hiçbir zaman aynı kalmıyor gibi bir anlam var. Şey, bazı şeyler gibi 80 TL. Hiçbir şey aynı kalmıyor diyelim. 80 TL bunlar. 80 TL. Böyle renkli pantolonu. Bu değişikmiş bakın. Buna bakalım. Ne diyor? Anahtarlık ve pomponlarla tasarımı kendini yap diyor. Hı, tak çıkarmış bu. İsterseniz anahtarlık yapıyormuşsunuz. Aa ilginçmiş bu. Bakın böyle. Bunun fiyatını çok merak ettim şu anda. Bir tık pahalı olsa gerek. Bakayım. Yok. 80 TL. Bakın böyle. Hepsi birlikte satılıyor. İsterseniz değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Eğlenceliymiş bu bence. Z kuşağı bunu beğendi. Evet şöyle 600 TL. Montlar. Bu neymiş? 600. Şu güzelmiş kökü. Bu da mı 600'tü? Nerede bunun etiketi? Şurada mı? Alarmı bulduk etiketi.
Göremedim. Buna biraz önce bakmış mıydık? Tekrar oyalanmak istemiyorum. Bakayım. Buldum galiba. Lacivert var. 600 TL yazıyor. Evet, buradan devam edelim. Telif sorunu yaşayacağım bu müziklerden 100 TL'ye böyle ince bir triko var. Bakın alt katta böyle erkek ve çocuk diyor. Şuna bakalım. Bu elbise böyle güzelmiş. Düğmeli elbise. Ay. Elinde kaldı elbise. 300 TL. Bu da kesin satılacak bence. Buna bakmıştık. Bu ne kadarmış? 100 TL'ye böyle bir model. Crop, gençlerin seveceği tarzı. Yanları açık, dekolte. İçine böyle askılı büstiyar falan giyebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Bu ne kadarmış? 100 TL. Böyle bir şey var. Bu da 100 TL herhalde. Buraya 100 TL yazıyordu zaten. Evet. Burada hepsi all 100 TL yazıyor. Artık İngilizcesinde yazıyorlar. Daha çok yabancılar için yaptığı için. Bu da güzelmiş. Bu gömleklerin üzerine falan tatlı olur. 200 TL diyor. Şöyle göstereyim size. Tatlı bir parça bence. Beğendim. Şu elbiseyi de göstereyim. Biraz önce baktığımız elbiseye benziyor. Leopard desenli. Bunun fiyatı da 300 TL diyor. Bu da 300 TL diyor, bakın böyle. Polyester, İspanyol paça, ortası dikişli çimalı. Bunda da 300 TL diyor, sinir sevenler için. Böyle orta sırt maçlı ayakkabı gösterdiğiniz modellerden. Fiyatı tekrar göstereyim, 300 TL. Şu pullulardan bakın, çok moda bu sezon. Bunların ceketleri de, etekleri de, elbiseleri de çok moda. 300 TL'ye böyle bir model. Buna bakmıştı. Burada 300 TL diyor. Siyah suni deri böyle. Bayağı uzunca yırtmaçlı. Şu ortası yırtmaç, bakın şurası. Ha, bu modellerin üzerinde gördüğümüz galiba. Böyle böyle şeyler var bakın. Polyester, pantolonlar, beli lastikli. Fiyat 250 TL diyor. Bayağı muhabbeti dinlediniz burada da. Şöyle bir şey var bakın. Evde giymelik çok tatlıymış. 200 TL'ye. Yılbaşı temalı bir gün alt. Akrilik gün ama. Şöyle eşofman altları var bakın. Yabancılar için de iyi oldu. İngilizce nos geçtiler. Bakın renkleri moru var, pembesi var. Böyle turkuaz mavi gibi tonu var. Turuncusu var. Fiyatını da şimdi size söyleyeceğim. Bir de grisi var galiba. Gri olan da 200 TL yazıyor. Ama bizim baktığımız şuna benziyor. Bakayım, bunda 250 diyor. Şunun etiketi bunu çıkmış. Ha, şurada. 250 TL'ymiş arkadaşlar bunlar. Takamayacağım şu anda. Böyle bırakmak durumundayım. Yoksa size oyalayacağım. Böyle kahverengi bir şey var. Bunun fiyatı. Biraz kısa boyu. 200 TL. Gri de var bakın. 200 TL. Bu da 200 TL. Bu da 200 TL. Bu güzelmiş. Kahverengi böyle geniş kollu, oversize bir sweatshirt, bangır bangır açımız değil, bangır bangır, evet, 200 TL, bakın böyle. Bunlar gençlere hitap ediyor, bana da hitap ediyor aslında. Ben böyle sweatshirt, hoodie çok fazla giyirmeydi, bunu beğenemedim. Bunun fiyatını da bakayım ama size. Önemli olan benim beğenip beğenmemem değil sonuçta, 300 TL'ymiş, böyle bir şey. Şöyle siyah sade var, kadın yazıyor, 200 TL yazıyor fiyatında. 200 TL böyle altlar var. 200 TL böyle kahverengi, biraz önce baktığınızda olabilecek gibidir altlar. 300 TL böyle orlon olanlardan var, terleten ama güzel olanlardan. Ay pardon. Ay bir öksürük geldi bende. 300 TL böyle. Siyah saten gibi böyle polyester tanışıyor, 300 TL fiyatı. Şöyle degrade var, bunu beğenmedim, hiç bana hitap etmiyor. 250, şuna bakalım. Böyle 250 TL'ye. Bu tatlıymış, yumuşacık günü. Ama deseni çok beğenemedim. Bu fıstık yeşili kaza ilk başta mı görmüştük? Hatırladınız mı? Ama fiyatını görememiştik o sırada. Bakayım bu ne kadarmış. Göreceğim şimdi. 250 TL'ymiş arkadaşlar bu.
250, güzel bayağı. Çok tatlı bir kazak. Benim yeni aldığım mor, kadife fitilli pantolonla çok güzel olur. Fıstık yeşiliyle moru ben çok severim bir arada. Şöyle 250 TL'ye, şurada dekoltesi olan, burada da ne yazıyor? Late night party diyor. Gece geç saat partisi yazıyor. 250 TL'ye böyle simli bir parça var bakın. Beli bağcık dolamalı. Her yerden doluyorsunuz. Önden arkadan bağlıyorsunuz. Öyle bir şey varmış bakın. Zebra desenli. Şey gibi kumaşı, polar gibi yumuşak. Burada hepsi 250 diyor. Herhalde bu da 250'dir diye düşünüyorum o yüzden. Bir tane bakalım kontrol etmek için. Yo, 150 TL diyor bunda. 150 iyi bence öyle bir şey için. Çünkü desen 250 TL. Bir daha göstereyim mi? 150 liraya böyle bir şey. Beğendiyseniz bakın. Burada biraz polyester kaşmir kumaş pantolonlar var. Ofis çalışanların tercih edeceği türden. Bakayım. Bir tane fiyatına bakalım. Şu mesela 250 TL diyor. Klasik siyah kumaş arıyorsunuz. Siyah kumaş pantolon. Şöyle ince gabardin gibi de var. Polyester genelde bunlar. Evet, buradan geçelim. Burada kemerler ne kadarmış? 70 TL diyor. 100 TL diyor mesela. Şöyle bir şeylere. Krem rengi varmış. Güzelmiş. 70 diyor. Bunda da 70 diyor. Bunda da 70. Yani genel olarak 70 falan herhalde. Şöyle cüzdanlar var. 130 TL falan diyor fiyatlara. 90 TL diyor mesela bunda. Şu turuncu 130. Böyle gençlerin seveceği tarzda degrede batık gibi var, 130. Bunda da klasik 100 TL diyor. Bu güzelmiş bakın. Püskürlü siyah cüzdan. Ne kadar bir daha göstereyim? 100 TL. Şöyle 250'ye böyle bir şey var. 200 TL'ye böyle bir hoodie var. 250 TL'ye mor var. Bunlara bakmıştık sanki ya. Bunlar bir tanıdık geldi benim gözüme. En başta da vardı sanki. 250 TL diyor bakın böyle. Kolları farklı renk, kapüşonu farklı renk var. Bunu ben pazarda gördüğümü hatırlıyor gibiyim sanki. Pazara da düşebiliyorsunuz eğer Siva 2 gibi farklı ürünleri. 200 TL diyor. Böyle bir çanta var. Cayır cayır parlak 230 TL. Şu fena değilmiş. Buna benzer şeyler de pazarda oluyor. 250 TL diyor. Şu güzelmiş bakın, timsah derisi gibi. Buna benzer bir şey pazarda 50'ye falan görürseniz alın arkadaşlar. 250 diyor, 200 diyor. Böyle siyah rugan var 250. 250. Seçili kazaklarda ikincisi 100 TL diyor bakın. Kazaklarda ikinci ürün 100 TL diyor. Hangileri ama? Aa, bu kaşmirmiş bakayım. Kaşmirler pahalı olur. O iyi o, 150. Ama hiç kaşmir gibi değilim dokusu. Kaşmirler yumuşacık olur çünkü. Böyle diyor arkadaşlar, buraya bakabilirsiniz. 600 TL'ye böyle zebra desenli bir şey var. Bayağı kışlık yünlü yünlü kalın kalın. Bunlara bakmıştık. Buradaki kazakları da aynı şekilde diyor. Buy one get two for diyor. 100. Öyle yani 100 TL'ye. Kazaklarda ikinci ürün 100 TL diyor. Şimdi atıyorum 150 TL. Bunu ödüyorsunuz. İkincisini de 100 TL'ye alıyorsunuz. Ama seçili olanlarda. Yani 250 TL'ye gelmişim. Bir örnek veriyorum. Böyle bir şey seçimli. 200 TL'ye böyle bir şey var. Bu şirinmiş bakın. Kolları bağcıklı. Tunik gibi. Hamileler falan da giyebilir bence bunu. Tatlıymış ya. Bol kesim. Çok sevdim onu. Şuna bakalım. Bu da panteli. Ben çok severim. 250 TL. Kıvaşı çok güzel. Yumuşacık. Burnum çok aktı bir anda. Ay, kusura bakmayın. 250 TL. Yanda soğuktan sıcağa girince böyle oluyor. 350 TL'ye böyle biraz sert dokulu bir model var. Biraz önce baktığınızın beyazı var. Bakın 200 TL. Böyle çizgilisi varmış. Kolları bağcıklarının. Bu da 200 TL. Bakın. Güzel bence. Şuna bakalım. 250 TL'ye etnik desenli. Bu da güzel bence. Bu da tava rengi. Şöyle şeylerle güzel olur. Aa, şurada bakın. Size kırmızı ekose kumaş gösterip duruyorum ya pazarda. Bundan çanta yapıyorlar diye. Buyurun. Siva 2 de vardı daha önce. Şu an defaktodayız. 200 TL'ye böyle yapmışlar. Saplarını da böyle eski bir kemerinizden kesip yapabilirsiniz mesela. Şuradan dikmişler. Astarını ne yapmışlar bakın. Astarı da böyle bir kumaş kaygan değil ama.
Böyle bir şey var bakın. Kazaya desenli. Bu ne kadarmış? Bunun ağız kısmına fermuar yapmışlar. Daha iyi çalınmaya karşı. Bunun fiyatı da 350'ymiş. Biraz pahalı ama güzel. Ben şunu daha çok beğendim. Bu ne kadardı ya? Bir daha bakalım. 200 TL iyi bence ya. Bir dakika şuna bakmak istiyorum. Hemen bakacağım. Çünkü bunun kumaşını alıp yaptığınıza değmez gerçekten. Her tek elde neler başarıyorum ben burada. Evet, şimdi size bir ayna alıp göstereceğim onu. O sırada size diğer ürünlere bakın. Bakın şimdi, tatlına bakın. Çok güzel. Bu siyah mantoyla falan çok tatlı olur. Siyah mantla bayıldım. Ama böyle mat dokulu ürünlerle daha güzel olur. Evet, güzelmiş. Şurada kapatayım, tekrar açacağım arkadaşlar.